Merhaba. Toplum 8 sene sonra adeta aydınlanma yaşıyor. Erdoğan'ın çökme, hortumlama ve kadrolaşma maksadıyla kurduğu yapılar çöktükçe adeta Amerika yeniden keşfediliyor. Bakın mahalleye daha söze girerken paralel yapı söylemiyle önceki cemaat dönemini lanetlemek işin besmelesi. Söyleyemedikleri tek kelime ise Erdoğan. Sevsinler. Samimi değiller bunu anlama kılavuzu, çoğu iddiadan ibaret suçlamalarla gülen hareketini şeytanlaştırma, FETÖ vari etiketiyle ortaya çıkan pislikleri sıradanlaştırma, devletten ayıklanan tüm unsurların dönüşüne barikat kurma, mevcut insan hakları ihlallerine yenilerini ekleme arzusunu açık etme. Yorumlara bakın. Giriş, gelişme, sonuç böyle. Peki arzu ettiğiniz Türkiye nasıl olacak? Milyonlara kıydıktan sonra kalan rejim artıklarıyla nasıl hür ve demokrat bir ülkeyi adil biçimde dizayn etmeyi düşünüyorsunuz? Böyle bir istikbal idealiniz var mı hakikaten? Geleceği yolu gülen kurumlarından geçmemiş TÜGVA veya TÜRGEV organizasyonuna takılmamış, KHK yönüyle sicili temiz, HDP'de siyaset yapmamış ve bir biçimde bu yapılarla kan bağı dahi olmayan kimlerle kuracaksınız? Çökülmemiş hangi menkul ya da gayrimenkullerle inşa edeceksiniz? Ne diyordu Müjdat Gezen? Mehter Marşı'yla gidecekler, biz de İzmir Marşı'yla geleceğiz. İzmir Marşı'yla geleceklerin listesini yollayabilir mi? Ve bağlı mı değil mi? Bakalım. Şunu bilir şunu söylerim. Erdoğan ve çevresi. Buna muhalif medya mahallesi de dahil. Son 8 senedir hangi suçu kime yamamaya çalıştıysa maksadının aksiyle tokat yedi. Belgeli, tanıklı suçüstü yapıldı. Rüşvet, kadrolaşma, uyuşturucu ticareti, suç uydurma, kaset, şantaj vesaire. Fişlemeyi de ekleyelim. Hatta terör Terörün finansmanı konularını da ekleyelim. Hepsi döndü kendilerini buldu. Paralel yapı söylemini sona bıraktım. 8 sene önce bu söylemi alıp üzerinde tepinen, ülkenin uçurumun eşiğinden döndüğü üzerine güzellemeler yapan, Erdoğan bu yapıyı bitirecek, bunu yaparken hukuku rafa kaldıracak, başka yolu yok. Biz de göz yumacağız diyen, başta medya mahallesi olmak üzere tüm siyaset, akademi, bürokrasi alemine iş dünyasına ve buna alkış tutan kitlelere yuh olsun. Mevcut polis ve yargı düzeniyle imtihan olmadan iflah olma olanakları yok. Ama bunu dilemem.